Romantik korku filmi. Hiç böyle bir film türü duydunuz mu? Teoman ve Okan Bayülgen'in başrollerini paylaştığı, Sinan Çetin'in yazıp yönettiği romantik filmi, filmin adı romantik olsa da, hatta bir aşk üçgeni izliyor olsak da, aslında basit bir romantizm ya da aşk hikayesini anlatmıyor. Bizleri en büyük sorunumuz ve korkumuzla yüzleştiriyor, inancımızla. Film, Teoman'ın hayat verdiği Cemo karakterinin annesinin düğününde annesinin tecavüze uğradığını gördüğümüz sahneyle başlıyor. Cemo da bu tecavüz sahnesine şahit oluyor. İşte bu girişten sonra Cemo'nun delikanlık yıllarına gidilir. Bu sırada annesi yaşadığı travmaya katlanamayıp ölmüştür. Annesine tecavüz eden Masar Bey ise eğlence sektörünün baronu olmuştur. Aşk üçgeni yaratacak olan kızı Yasemin ise sırlarla dolu bir kızdır. Dilsiz olmamasına rağmen hiç konuşmamıştır. Ta ki Cemo'nun en yakın arkadaşı Okan Bayülgen'in hayat verdiği Ömer'le karşılaşana kadar. Ömer, Yasemin'in gönlüne girmeyi ve onu konuşturmayı başarır. Ancak Cemo da annesine tecavüz eden adamın kızına, yani Yasemin'e, gönlünü kaptırmış gözükmektedir. Katmerli bir arkadaşımın aşkısın sendromu. Ömer, Cemo'nun da desteğiyle Yasemin'e bir jest yapmak isterken bir anda polis katili olur ve yine Cemo'nun desteğiyle yurt dışına kaçar. Ömer'in yokluğunda Cemo, Baron Mazhar Bey'in bir numaralı adamı olup Yasemin'le yakınlaşmış, hatta nişanlanmıştır. Ancak vicdani bir mastürbasyonla polis olan Ömer, birkaç yıl sonra gizli görevle geri dönünce aşk üçgeni kaldığı yerden devam eder. Ömer döndüğünde Ömer'le birlikte biz de anlıyoruz ki aslında Ömer'in öldürdüğünü sandığı polis ölmemiş. Hepsi Cemo'nun bir oyunuymuş. Ben göreve başlamadan 3-4 gün önce öldürüldü. Bu fotoğraflar da istihbarattan geldi. Bir bak bakalım. Ne oldu? Herif ölmüş. Soruşturması. Polisler etrafta dolaşıyor. Kan. Boya değil ki. Ama filmdeki asıl ters köşe bu değil. Ve yine anlıyoruz ki Cemo aslında Yasemin'e aşık falan da değilmiş. Annesinin intikamını almak için annesinin tecavüzünde şahit olduğu sahnenin aynısını en ince detaylarıyla birlikte Yasemin'e tecavüz ederek Mazhar Bey'e yaşatmak istiyormuş. Ama filmin asıl ters köşesi bu da değil. Cemo Mazhar Bey'e travma yaşatmak isterken asıl trajediyi kendisi yaşayacaktır. Ve işte asıl ters köşeye, yani korkularımızla yüzleşmeye doğru gidiyoruz. Meğer Cemo'nun annesi tecavüz travmasından dolayı ölmemiş. Cemo yıllardır inandığı şeyin tüm eylemlerini, tüm hayatını şekillendiren o inancın koca bir yalan olduğunu öğrenir. Size bir yerden tanıdık geldi mi? Asude yanında çok mutsuz olduğunu söylüyordu. Ama çokça da eksik ve yanlış kullanılan bir kavramdır. Nihilizm aslında tam olarak Cemo'nun yaşadığı o trajedidir. Yıllardır doğru olduğuna inandığın şeyin sadece koca bir yalan olduğunu fark ettiğinde içine düştüğün boşluktur. Yaşamını anlamlı kılan, sana bir amaç ve hedef veren her şeyin bir anda uçup gitmesidir. İnsanın tutunacak bir dalı kalmayıp kendini karanlığın ortasında bulmasıdır. Kandırılmış olmanın sessiz çığlığıdır.
Ama nihilizm hiçlikten ibaret de değildir. Tıpkı bu filmin romantizmden ibaret olmaması gibi. Sanılanın aksine Nietzsche de nihilist değildir. Nihilizmi aşılması gereken bir hastalık olarak görür. Yani şunu kastediyor. Hepimiz Heidegger'in deyişiyle fırlatıldığımız bu dünyada bir toplumun içine düşer ve o toplumun öğretilerini doğru kabul ederek büyürüz. Ama Nietzsche şunu soruyor. Ya size öğretilen iyiler kötü, kötüler iyi ise? Filme dönelim. Cemo fırlatıldığı bu dünyada bazı sahneler görüyor, bir şeylere şahit oluyor. Üstüne bir de babası tarafından gördüğü şeylerin kötü olduğu anlatılıyor. İntikam almanın da iyi olduğuna inandırılıyor. Ama hiç Mazhar Bey'in dediği şu açıdan düşünmüyor. Cemil, senin gözlerin öldürdü mü beni? Senin gördüklerin... Gördüklerine bir şey sandın. Bir anda her şeyi görüp her şeyi anladığını sandın. Oysa dünyadan haberin yoktu senin. Kafanda karar verdin ve bütün dünyayı yargıladın. Hiç şöyle düşünmüş müydün? Annem beni sevmiş olabilir miydi? Ben onu sevmiş olabilir miydim? Sokrates, sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez der. Ancak bu sorgulama çok tehlikelidir. Her baba yiğidinde harcı değildir. Çünkü bu sorgulama sonunda tıpkı camının içine düştüğü gibi bir hiçliğin içinde bulabiliriz kendimizi. Doğru saydığımız, inandığımız her şeyin bir yalan olabileceğini sadece ihtimal vermek bile büyük bir cesaret ister. Hele de bu inancın yalan olduğunu fark etmek, gördüğümüz şeyin gerçeğin sadece bir parçası olduğunu anlamak ve bununla yüzleşmek çok büyük bir güç ister. Hatta öyle güç ister ki bir günün sonunda kendini öldürmemek o gün yapabileceğin en büyük şey olur. Şimdi Cemo inandığı her şeyin koca bir yalan olduğunu fark ettiğinde önünde iki seçenek vardı. Ya bu acıya katlanamayıp yaşamına son verecek ya da nihilizmin diğer yüzüyle tanışacak. Yani artık bir gölge olarak değil, gerçek bir insan olarak yaşayacak. Filmde Cemo gerçekliğe doğmayı başaramıyor ve kendini öldürüyor. Ancak biz filmin bize öğrettiği ve sorgulattığı şeye odaklanalım. Yani gelelim nihilizmin diğer yüzüne. İnsan edilgen bir varlık olduğu için belli bir döneme kadar onun bunun şunun etkisinde, gördüklerinin tesirinde kalarak bir yaşam sürüyor. Tıpkı Cemo gibi. Ancak film bize şunu soruyor. Cemo'nun enine boyuna düşünmeden, sormadan, soruşturmadan, incelemeden, babasının da türlü manipülasyonlarla inandırıldığı doğrularla sürdürdüğü hayat gerçekten ona mı ait? Ona ait olan bir yaşamın mı sevincini yaşıyor? Ona ait olan bir yaşamın mı acısını çekiyor? Yoksa her şey sadece bir kurgu mu? Beyhude bir cehennem mi? Bir tür robot gibi. Robot, ona kodlanmış doğru ve yanlışları kendine ait sanır. Ancak kendi kodlarını kendi yazmadığını, yani yaşadığı hayatın aslında kendine ait olmadığını fark ettiğinde devreleri yanar. Ne var ki gerçek bir insana dönüşebilmesi, kendine ait gerçek bir yaşam sürebilmesi için devrelerinin yanması gerekiyordu. İyi bir distopik bilim kurgu filmi çıkar bu fikirden. Beni aldattığın için, 20 yıldır beynimde düşünecek hiçbir yer bırakmadığın için, bir inanç uğruna bütün hayatımı feda ettirdiğin için, annemi öldürdüğün için, ölümü çoktan hak ettim. Nihilizm yıkıcıdır. Evet. Evet ama gerçeğin yolu da sahtelikleri yıktıkça açılır. İşte nihilizmin diğer yüzü budur. Ancak çoğu insan konforundan dolayı bu hastalıkla baş etmeye göz alamaz. Bu yüzden sorgulamaz. Her yemek hazır bir şekilde önüne gelirken ne diye her şeyi kendi yapmaya kalksın ki? Ama bazı insanlar da hazır yemeklerin içerisindeki kurtçuklardan ikrah duyarak sağlıklı bir yaşamı tercih eder. İnsanlığın tüm gelişimi de işte bu konforunu bozan insanlar sayesinde olmuştur. Ve bu film eğer gerçekten okursanız içinize Nietzsche'nin söylediği şu kurtçuğu düşürecektir. Ya size öğretilen iyiler kötü, kötüler iyi ise? Hayat bir rüyaymış ama insan ölünce uyanıyor. Ne öğrendim biliyor musun Ömer? İnanç perdesi ne kadar kalınsa akıl güneşi o kadar geç doğuyor.
Beni affet Ömer.